Herkese iyi akşamlar. İki gündür akşam vlogu ile geliyorum karşınıza. Ama öyle denk geliyor. Ne yapalım? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Ne yapıyorum? Bulaşık yıkayacağım. Ben de dedim ki şöyle takipçilerimle beraber böyle foşur foşur köpük köpük bulaşık yıkayalım dedim. Bugün yine gündüz diğer kanalım için vlog çektim. Bugün sessiz vlog çektim arkadaşlar. Çok farklı bir şey yaptım. Bakalım nasıl tutulacak mı, beğenilecek mi? İnşallah beğenilir. Beğenilirse haftanın iki günü diğer kanalıma, Göknur Çavuş adlı diğer kanalıma haftanın iki günü sessiz vlog adı altında, sessiz vlog tadında video çekmeyi düşünüyorum. Şu an onu düzenlemesini yaptım. Henüz dışa aktarılıyor. Birazdan hemen YouTube'a yükleyeceğim. Ardından da bu akşamdan sonra artık ne yaşarsak onları videoya çekip onu da diğer kanalıma, yani bu kanalıma yükleyeceğim. Bu ara çok sıkı çalışıyorum. Kendimi çalışkan hissediyorum. Bu arada bulaşığımı da yıkamaya başlayayım en iyisi. Bugün yemek yapmadım. Çünkü bir gün önceden dün dışarıdan yemiştik. Dolaptaki yemeklerimiz kaldı, yenmedi. Karnabahar yemeğim var. Tarhana çorbası var. Daha onun üstüne eşim çarşıya gitmişti. Çarşıdan çocuklar poğaça falan seviyorlar. Poğaça almış. Hazır pizza almış. Ben pizzayı seviyorum diye hazır pizza almış. Artık ne yapacağız? Biz de çay demledik. Yemekleri de ısıtacağız. İşte poğaça, pizza, ne bileyim çorba, morba. Düşecek canım, ona dikkat et. Hepsi karışık. Ortaya karışık bir menü çıkıyor bugün. Ali Bey de mutfakta sağ olsun, yine bana yardım ediyor. Çöp kovaladı. Erkek işi. Çöpü boşalttı geldi. Hiç sevmez. Ne zaman desem ki çöp dolduracağım, çöpü boşalt dediğim zaman ne kadar çok dolduruyorsunuz bu çöpü, ne yapıyorsunuz başlar. Yeter derim, 15 seneden beri bu lafları duymaktan bıktım derim ben de. Yine söylene çöp kovasını boşalttı geldi. Ya öyle tabii. Öyle sanki öyle bir şey var. Evde 6 kişi yaşıyor. 6 kişinin çöpü var işte. Vallahi çöp de çok bereketli oluyor ya. Günlük, yani kocaman kovam var, günlük doluyor ya. Yazın daha çok doluyor. Karpuz, kavun falan da oluyor ya yazın. Yazın daha çok doluyor çöp. Öyle işte, şu an Aylin de Yakup da uyuyorlar. Ay dün gece de zaten benim de şansımdan mıdır nedir? Dün gece Yakup erkenden uyudu. Ben de gittim hemen dedim, oh ne güzel, dün Yakup erkenden uyuyunca ben de dedim uyuyayım ne güzel. Yattım yatağa. 2 oldu, 3 oldu, uyuyamıyorum. Uyku kaçtı. Allah'ım dedim, bendeki şansa dedim. Yani bugün çocuk uyudu. İyi dedim, oh uyuyacağım sabaha kadar rahat rahat uyuyacağım. Çocuk erken uyudu. Bu sefer benim uykum kaçtı. Uyuyamıyorum. Artık dünya alışmış ya geç yatmaya. İkileri, üçleri görüyorum çünkü her gece ikiden üçten aşağı uyumuyorum. Artık bünye alışmış, uyuyamıyorum. Kalkıyorum, oturuyorum, azıcık telefona bakıyorum, bir şeyler yapıyorum. Geri yatıyorum, yok. Bugün, dün de öyle uyuyamadım yani. Ne diyelim ya, ama uykusuz olunca da hayat şey oluyor, düzensiz oluyor. Gün boyu uyukluyorum, gün boyu uykum geliyor sürekli. Ben dışarıda çamaşır vardı. Çamaşırları topla demiştim Ali Bey'e ama unuttu herhalde çöp kovasını döküyünce. Neyse. Ben şu bulaşıkları hızlı bir şekilde yıkayayım. Çocuklar da acıktı. Ay hızlı bir şekilde yıkayayım. Hemen yemeğimizi hazırlayalım. Vallahi ben de acıktım. Ben de sabah kahvaltısıyla duruyorum. Yani hiçbir şey yemedim öğlen anları. Bu aralar çok yemek yemiyorum. Herhalde bayağı bir şey oldum ya. Zayıfladım. İyi oluyor, bu hoşuma gidiyor. Hatta sabah ben tartılacaktım, tartılmayı da unuttum. Kaç kiloyu merak ediyorum. Çünkü en son 62-63 falandım. Herhalde 60'a falan düştüm. Bayağı bir zayıfladım ya. İyi iyi, zayıflık iyidir. Arkadaşlar bulaşıklarımı yıkadım. Tepsime hazırlıyorum. Ama gördüğünüz gibi lavabonun içinde yeni bulaşıklar çıkıyor bir yandan. Bir yandan yıkanıyor, bir yandan yenisi çıkıyor yani. Çayımız demlendi, altı kaynıyor. Biz hemen yemeğin üzerine çayımızı da içeceğiz. Yani yemek çay karışık olacak bugün bizde. Onun altını kapatıyorum. Şurada kıymalı karnabahar yemeğim dolaptaydı, ısınıyor, bayağı bir ısınmış. Onun da altını kapatayım.
Burada da tarhana çorbamız, göçmen tarhanası. O da bayağı bir kaynamış. Onun da altını kapatıyorum ve hemen masamı hazırlamaya başlıyorum. Arkadaşlar, masamızı da hazırladık. Bizim masa bugün çok zengin. Hem dolapta. Tabii ki gönlümüz zengin. Hem dünden dolapta kalan yemeklerim var demiştim. Kıymalı karnabahar, şurada tarhana çorbamız. Ziyan olmasın dedik, birer tabak kalmış. Ne yapalım ne yapalım, çay demleyelim yanına da böyle. Çocuklar simit poğaçayı çok seviyorlar. Ben evde de yapıyorum ama evde yaptığımız kadar da çarşıdan simit poğaça alıyoruz. Biz, benim çocuklar simitçi poğaçacı biliyorsunuz. Evet, şurada da benim için pizza almış, böyle mini mini pizzalar. Ben bayılıyorum bu pizzalara ya. Pizza ve bu açma. Yağlı açma. Yağlı açma almış. Meşhur, güzeldir bu. Yani bir de yemeğin üzerine çayım da var ya, çayın yanına olmazsa olmazım. Tereyağım ve balım, bal çam balı arkadaşlar. Çam balı tam bir şifa deposu. Çiçek balı gibi değil, hastalıklara karşı çok koruyucu bir bal. Al aşkım ye. Hadi ye annem, hadi afiyet olsun kuzum. Hadi yavaş yavaş, sonunda acıktılar. Yemeğimiz böyle, bizim sofra bugün böyle karışık menümüz. Hadi bize afiyet olsun. Yalnız pizzalar ve açmalar harika görünüyor. Kesene bereket kocacığım. Afiyet olsun. Ayçiğe dönün zaten bir tanesi de. Hangisi? Açmayı mı yedin? Aferin, güzel miydi tadı? Ya Ayçiğe var ya. Çok boğazına düşkünsün sen ha. Maşallah. Daha oraya gelmedik. Gelmedik. Yok, daha gelmedik. Yakup. Aşkım. Kupunun ölümü senin yaradığına. Hadi bakayım, afiyet olsun. Yakup Bey keyiflerde. Duydu, hemen bakayım. Uyumuyor biliyor musunuz? Sadece böyle sallattırıyor kendini. Yere bıraktığımız zaman ağlıyor sürekli. İlle beni ayağınıza koyun sallayın diyor. Böyle keyifçi bir çocuk var mı? Evin her yerini süpürdüm arkadaşlar. Oturma odası, çocuk odası, koridor, yatak odası, hepsini süpürdüm. Ay bak, bakın, bakın, görüyor musunuz? Ya, banyoya varana kadar oyuncak topluyorum yerlerden. Yakup Bey'in işi bu. Bu oyuncak tamir seti almıştık çocuklara. Bu da onun şeyi, matkap galiba. Oyuncak matkap, dünyada çocuk olacaksınız vallahi. İşte böyle Yakup Paşa evin her yerinde oyuncak toplatıyor bize. Hepsini dağıtıyor. Gel.
sonra. Güzel kızım benim. Güzel annem benim. Akıllı kızım benim. Ben yani vaktan çıkacağım. Vaktan çıkacağım. Akıllı oğlum. Bakma diyeceğim. Akıllı oğlum. Evet. Dur. Çok komik. Dön bakayım bana. Döndüm. Kafanı bir şey yapma. Kalk kafanı. Anneciğim. Anne. Sen niye hep yumuşuyorsun? Temiz olman için. He. Aşkım. Ondan mı? Bak bakayım bana. Oh. Fındık fındık. Fındık bu kız fındık. Ben biraz... mutfağımdayım. Sen ne kadar mutfakta vakit geçiriyorsun diyenler. Biraz önce gördüğünüz evin her yerindeydim. Banyoya varana kadar süpürdüm. Banyoya varana kadar oyuncak topladım oralardan. Akşam temizliği yaptım sayılabilir. Ben genelde akşamları süpürüyorum. İyi oluyor benim için. Yemeği yedikten sonra illaki masanın altına ekmek kırıntıları dökülüyor. Çocuklu olunca aslında yer sofrası daha iyi ama artık masa bir kere almış olduk. Çocukların da masa düzenine alışması gerekiyor. Bu yüzden yani her gün süpürüyorum. Her gün o masanın altından ekmek kırıntılarını süpürüyorum. Makineyi açmışken de evin her yerini bir süpürüyorum. Sabaha da tertemiz bir eve uyanmış oluyorum. İyi oluyor yani benim için. Şimdi ben ne yapıyorum? Mutfaktayım. Ev süpürme işim bitti. Ortalığı da toparladım. Ailenin de üstünü başını değiştirdim. Temizledim zaten. Yakup da temiz üstü başı. Çocuklar ödev yapıyor büyükler. Ali Bey de kahveyi falan istiyor benden. Bekliyor bakalım. Şurada biraz bulaşığım var. Bulaşık sepetini boşaltıyordum da çok 2-3 tane bir şey kalmış. Makine de dolu. Makine de boşaltılacak. Vallahi zorsunuyorum şu makineyi boşaltmaya. Siz de benim gibi dolu makineyi boşaltmayı sevmeyenlerden misiniz? Hadi soruyorum. Bugünün sorusu bu olsun. Bulaşık makinesini boşaltmayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum. Doldurmayı seviyorum. Tezgahın üstündekini alıp makineye koymayı seviyorum. Ama boşaltmaya gelince çok zorsunuyorum. Bir o neyden kaynaklanıyor? Dünkü videomda da bahsetmiştim. Mutfak dolaplarım yüksek. Ondan kaynaklanıyor. Şu bile bakın. Bu bile yüksek. Mesela bu su bardaklarını yukarıya koyuyorum. Burada kulplu bardaklar ve çay bardakları var. Bu da burada biraz Nescafe fincanlarımın bir kısmı var. Mesela yüksek olduğu için de makineyi boşaltmaya zorsunuyorum. Yani alıp yüksek yerlere uzandığım zaman benim şu omuzlarım çok ağrıyor. Dün de bahsetmiştim. Belki yani buraya şu difrizin yanına bir tane ince uzun dolaplardan almayı düşünüyorum. Bakalım, haftaya salıyı bekliyorum. İşte dünkü konuya yine değinmiş oldum bugün. Evet, şimdi tekrar soruyorum arkadaşlar. Günün sorusu, bulaşık makinesini boşaltmayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Hadi hanımlar, yorumlara başlayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Günün sorusu bu.
Makineyi boşaltmayı seviyorum. Ben hiç sevmiyorum. Ben açık ve net söylüyorum. Bulaşık makinesini boşaltmayı hiç sevmiyorum. Ama mecburen yapıyoruz. Şimdi ben bulaşık makinesini boşaltacağım. Buradaki bulaşıkları yeniden dolduracağım. Sonra da bir kahve yapacağım. Eşimle oturup kahvemizi içelim. Ve artık köşeme çekileceğim. Diyorum ki bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.